Oy bizim eller ne güzel eller. Açan gelsin.
Gürcistan beden kapısın efendim. Bir yumruktan açan gelsin. Kendeliyden biçen gelsin. Ecel gömleğin özüne kendeliyle biçen gelsin. Efendim, tatlı candan geçen gelsin. O yollarda çoktur ölüm, tatlı candan geçen gelsin. Çekerim güzel nazını, Gürcistan'ın az kızının efendim, terkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın az kızının efendim, terkin alıp kaçan gelsin. Efendim, şerbet edip içen gelsin. Kılıcından akan kanın efendim, şerbet edip içen gelsin.
Yüreğine gönlüne sağlık hocam. Aşık Ahmet Cumali, Mahlası Cumali olan kardeşim, hanemize hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol Üstad Hanım, iyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de valla işte idare edip gidiyoruz. Allah iyilik versin, Allah versin. Sağlıklı sağlık inşallah. Evet, her anda birkaç bir şeyler çalıp söyleyeceksin. Üstad Hanım, sana yazmış olduğum bir eseri okumak istiyorum. Yani bu yolları teperek, sizi görmek, sizinle muhabbet etmek için bizleri umra etti. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz yani. Bir hatıra, bir an olsun istedim yani. Evet, kıymetli. Çukurova'mızın büyük üstadı, Aşık Peymani üstadın mekanında ona yazmış olduğum eseri okumak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Kıymetli dinleyiciler, inşallah güzel bir şey olur. Cumali, Aşık Cumali kardeşimiz, düz içinden, burası Andırın, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi. Ben burada yaylalık olarak burada ikamet ediyorum bir yayla mevsimi. Cumali kardeşim gelmiş, sağ olsun, teşekkür ederim. Benim için de herhalde bir şeyler söylemek istiyor. Evet. Söylesin, beraber dinleyelim. Teşekkür ederim Mustafa. Mahlasımız aynı anında sen onaylamıştın. Evet, evet. Teşekkür ediyorum ayrıca. Aşık Peymani.
Vatan millet aşkı akar kanından, vatan millet aşkı akar kanından. Yürüyoruz ecdat Erkan yolundan, Cumali adımı yazdı Feymani. Yürüyoruz aşıkların yolundan, Cumali adımı yazdı Feymani. Yine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Gönül işi tabii, gönlünden öyle gelmiş. Gönül işi tabii. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, günümüzün Karacaoğlan'ı değerli Üstad Aşık Feymani Baba'nın otağındayız. Ben hemen Üstadıma soru sormak istiyorum. Bize bir açıklama getirirse iyi olur. Üstadım, aşıklık geleneğinde usta çırak ilişkisi ve bu mahlas hakkında bizlere biraz bilgilendirirsen sevinirim ben. Evet. Çukurova'da aşıklık geleneği deyince Karacaoğlan'dan başlar. Daha önce de aşık yaşamış, gelmiş, geçmiş ama biz Karacaoğlan'ı biliriz. Karacaoğlan duygularıyla yaşadık. Karacaoğlan türküleriyle büyüdük. Hatta ben bir yerde demişim, onda kitabı da öyle koymuşlar. Annemden ninni yerine Karacaoğlan türküleri dinleyerek büyüdük yani. Karacaoğlan türküleri bize ninni gibi gelirdi. Böyle büyünce bizde de tabii bir şeyler vardı. Büyüdük, tabii benim esas ismim Osman. Mesela şiirlerimde, türkülerimde Osman desem bir sürü Osman var. Buna böyle aklıma öyle geldi. Çocukken aklıma geldi. Ne yapayım dedim ya, bir değişik bir isim olması lazım. Osman herkesin ismi olabilir dedim. Ve Karacaoğlan aklıma geldi. Tabii hep Karacaoğlan'a kıyaslama işimizi yaparız. Dedim ya, Karacaoğlan'ın ismi de Hasan'mış veyahut da bir rivayet göre İsmail'miş ama kara esmer olduğu için Karaca çocuk, Karaca oğlan dedikleri için o da mahlasını Karaca oğlan yakıştığı için çok da hoşuna gitmiş. Mahlasını Karacaoğlan yapmış. Böyle anlatırlardı büyükler, hikayeciler. Ben de böyle bir mahlas koyayım dedim. Kendime Çoban Osman. Bana bu zaygıttım da kendimi çoban kabul ettim. Evet. Çoban Osman, yani çoban ekledim. Çoban Osman oldu. Haykadan apayrı bir şey dedik. Ben askerden gelinceye kadar Çoban Osman mahlasını şiirlerimde kullandım. Daha sonraları bazı arkadaşlarımız derlerdi yine bana ya, ben de bir işte şiir yazıyorum, türkülerim var ama Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin falan, Ali. Herkesin ismi Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olabiliyor. Bize mahlas verin mi dediler. Ben de önceler biraz acemilik çektim ama böyle zorlandım. Ya mahlas vermek kolay değil. Ama derken de sonradan tabii kendime dedim ya, ya bu iş öyle değil. Madem ki senden istiyorlarsa sen de hazırlıklı ol dedim. Böyle güzel kelimeleri ben mahlas yaparak birkaç arkadaşıma verdim. Verdim. Ve çıraklarıma da verdim. Şöyle bir çırağımın Ahmet Cuma kardeşimin olayına, mahlasına getireyim. İkisini de anlatayım. Düz içine vardık orada. Bir Karacaoğlan festivaliydi. Orada kardeşimle tanıştık. Aşık Cumali ile tanıştık. Bu beni davet etti. Bir sesler, yani bir dükkanı varmış. Yani derkeş günü gündüz baktım. Dükkanı açık, dükkana vardım. Orada biraz oturduk. Epey söz sohbet ettik. Dedi ki ya, benim adım Ahmet veyahut da soyadım Cuma. Cuma desem, Ahmet de desem bir sürü bu isimde insanlar var. Şiir yazıyorum, türkü söylüyorum ama mahlasım yok dedi. Bir mahlas versen iyi olur bana dedi. Benden istedi yani, şahsen istedi. Ben de içimden öyle geldi. Dedim ya, soyadım Cuma ya, he. Gel bunu biz böyle Cumali de olsa bile başka aşık. Bu sana çok güzel yakışıyor, senin mahlasına Cumali olsun dedi. Kendine hoşuna gitti, kabul etti. Orada mahlasını verdik.
mahlas şeyinde şöyle, ben bir mahlas, bir verdiğim mahlastan da bahsetmek isterim. Tahir kardeşim, şöyle bir olay oldu. Bir gün, çok değer, bundan 3 sene oldu işte, 3. sene bu. Evde oturuyorum, dışarıda böyle gölgede oturuyordum, hafif uyuklama gibi bir hal oldu. Evet. Şimdiki dilde trans diyorlar, eskiden sekir hale diyorlar. Yani uyanıklıkla uyku arasında bir hal bu. Böyle çok değişik bir hal. Öyle bir hal oldu, gözüm yumuldu. Böyle oturduğumu ve orada gölgede oturduğumu biliyorum ama bir dalgınlık gibi bir hal oldu. Öyle şey yaparken bir tanesi bana geldi, böyle bir zat-ı muhterem. Bana şu kelimeyi söyletiyor. Diyor ki Şaduhan, Şaduhan de diyor, hızlı hızlı ama diyor ki bana, diyor ki hızlı hızlı de bana diyor. Ben de çok hızlı ama şimdi o kadar hızlı diyemem. Tabii o halde diyemem. Şaduhan, Şaduhan diye çok hızlı söylüyorum böyle. Uzun uzun söyledim böyle. Ayıktım, ya bu Şaduhan neydi dedim şimdi kelime. Duymadığım bir kelime. Ya bunun, bunda bir hikmet var bu kelimede. Bunu yazayım hele dedim. Kağıdı aradım, bulamadım, kalem var. Yalnız cebime baktım mı şey var, peçete var. Peçetenin üzerine Şaduhan tarihini, saatini, dakikasını da yazdım. Evet. Ve cebime koydum. Tabii başka işlerle uğraştık derken ben o işi unuttum, o hali unuttum. Aradan bir gün geçti. Dedim keşke günü işte öğleden sonraydı herhalde. Ankara'dan bir şey gelecek, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ekip gelecek. Benim bir şiiri kitap, yani Milli Eğitim'e ait kitaba koyacaklardı. Bir Anadolu'm diye bir şiirim vardı. Onlar bana telefon ettilerdi. Ben de onları bekliyordum o gün için. Ben içerideydim, bizim hanım dışarıdaydı. Bana çağırdı, dedi ki ne, ya misafirim geldi dedi. Misafir geldi dedi. Ben de onlar geldi diye dışarı çıktım, baktım. Genç birisi, şöyle boylu boslu genç birisi. Ankara'dan mı geliyorsun dedim. Yok, Ankara'dan gelmiyorum dedi ya. Şeyden geliyorum, Hakkari'den geliyorum dedi. Hakkari'nin bir ilçesinde. Ne yapıyorsun orada dedim. Ben dedi öğretmenim. Nerelisin? Sivas'ın Ulaşlarım dedi. Ulaş'ın bir köyünden. Allah Allah. Ankara'dan arkadaşlar gelecekti. Ben onları bekliyorum. Ben sen onlardansa. Yok dedi, ben öyle seni görmeye geldim. Seninle biraz sohbet edeceğim. Ne yapıyorsun? Öğretmenim dedi. Buraya niye geldin dedim öyleyse. Dedi ki ben de biraz çalıp söylüyorum. Yani, aşıklama türküler çalıp söylüyorum dedi. Kendim de yapıyorum. Sen hem seni dinlerim hem de ben türkülerimi sana dinletmek istiyorum. Seninle tanışmak istiyorum dedi. İyi dedi, oturduk neyse tabii konuşuyoruz. Dedim ya bir çal bayım, çal verdik neyse. Sazı aldı, şöyle bir şey yaptı. Dedim türküleri, kendi yaptığın türkü var mı dedim. Var dedi. Türkülerinde mahlas ne olarak kullanıyorsun dedim. Böyle. Dedi ki valla türkülerinde şöyle bir şey kullanıyorum dedi. Bana bir hal oldu bu sefer. Aynen gündüz, o bir gün evvelki gibi. Bir hal oldu. Hissi bir ses böyle. Diyor ki ne? Ben unuttum aslında. Ya diyor, dün sana söylettik ya bu delikanlı mahlasını. Sana söylettik ya diyor. Söylettik dedi, ben ayıktım. Doğru bir şey dedi, söylettin ama Şaduhan aklıma gelmedi. Derken de düşündü ya, ben onu bir şeye kaydettiğim için not ettim mi dedim. Baktım peçete aklıma geldi. Şöyle çıkarttım peçeteyi. Yani de bakıyor ama. Elimi soktum cümle çıkarttım. Şöyle dedim ya, dün şöyle bir olay oldu. Ben de şunu yazdım. Şimdi de ben uyarıldım. Şu senin mahlasın dedim. Okudu Şaduhan. Evet. Tarihi saati dakikası da yap. Bunu da dedim, al sakla. Hatıra olarak kendisine verdim bunu da tekrar. Şimdi o saklıyor o şeyi. Evet. Peçeteyi saklıyor. Peçetenin üzerinde yazılı. Şaduhan diye mahlasını verdik. Şimdi çok güzel de şiirleri var. Bayağı da güzel yazıyor. Verdiğin ilk mahlas mıydı? Evet, bak, yok. Başkalarına verdim de ona da işte. O da arada bir böyle. Daha önce verdiğim mahlaslar var. İkrali var bizim Doğan. Evet. Diye bizim Mehmetli Mehmet'ten bir genç bir aşığımız var. Yani sayısı bellisiz benim bildiğim kadarıyla. Evet. Yanılmıyorsam bir ara sizin adınıza düzenlenen festivalde verdiğim ağlazlar senin kitap kapağında zannediyorum isim olarak geçti.
Var ya, doğru. Evet. Ben de geçmişim orada. Evet. Televizyonda izlemiştim. Tamam. Yani oradan var. Hatırlıyorum yani. Şimdi sanırım kitabımızın kapağında olsa gerek. Şimdi bazı yapımcılar geliyor işte bizim röportaj yaparken de merak ediyorlar. Ya çırakların var mı? Var diyor tabii yetiştirdik falan. Nasıl yetiştirdim? Şöyle bazıları hakkında yetişme şekillerini anlatıyoruz tabii. Mahlas meselesine geliyor işte o çıraklara mahlasla verdiğim varmış da kimle diyor hatta çırakların kim diye de soruyorlar. Sayırkan senin ismin de geçiyor ya. Geçti evet abi Cumali de geçti çünkü ben izledim. Televizyonda o programı izlemiştim. Sizin adınıza düzenlenen festivalde. Bazı arkadaşlar bence o güzel yani. Onun faydalarda olması güzel bir şey. Yani tabii tabii. Yani birileri tarafından yani. Memnun oluyor bazı arkadaşlarımız. Yani Türkiye'nin birçok yerlerinde mesela ta Çorum'da İhvani diye birinin mahlasını verdik. Hasan isminde. İhvani'de mahlas verdik. O bile oradan arı ben Peyman'ın çırağıyım diyor. Ya ben çırağımın çokluğuyla iftar meselesi değil de onlar öyle diyorlar. Ondan zevk alıyorlar. Onlar işte Peyman'ın çırağı diyorlar. Olur. Yetişmeye bağlı. Bazıları da tabii şimdi esas aşıklık biz bunu gariye almıyoruz. El dolusu, pir dolusu, yar dolusu gibi şeyler var bunlar. Badet dediğimiz. Evet. Bu şöyle aslında. Ben bunu aslında şuraya bağlamak istiyorum. Bir yaşlı bir aşığa vardıysan o aslında aşıklık kuralına uygun bir hayat yaşamışsa, aşıksa ona vardığın zaman o sana himmet eder. Ben 3 tane aşık üstadım var, ustam var. Ona bana himmet etti. Ben Peyman'ı kim ki? Hiç şiirler olmayan birisiydim ama onların himmetiyle ben bazen bir şeyler yapmaya başladım. Öteki de bana Peyman'dan himmetlendim desin demesin, beni ilgilendirmez. Ben neysem o kadar. Beni Cumali beni büyütmekle ben büyüyemem. 100 sene sonra Cumali nerede bulacak, Peyman'ı nerede bulacak? Evet. Ama bıraktığın eser var ya. Eserler yaşadık. Eser benim ne olduğumu eserim gösterecek. Bir eser bırakmışsam, bazı arkadaş bizim çokça Eyyubi, onun mahlasını da ben verdim, Aşık Eyyubi. O diyor ne, üstad, senden iftihar ediyorum diyor. Ne? Ya güzel bir makam bıraktın, ah gözlüm makamı, sözü, yeter diyor ya sen tarihinde. Başka Türk'ün olmasın diyor. Bunun gibi, bir aşık güzel bir söz bıraktıysa, bir makam bıraktıysa, yeter artık evet. Zaten. Evet. Birçok şairlerimiz bir eserle meşhur olmuşlardır. Teşekkür ediyorum üstadım. Yine döneceğiz sana. Senin bu mahlasını, Peymani mahlasını alışını da ben merak ediyorum. Onu da bir soracağım. Arada bir türkü alalım üstadımızdan istersen. Cemal, veya sen irticeyen bir şeyler demek istersen onu da Cemal söyleyebilirsin. Bir türkü söylesin sen bir kendini bir topla. Ben de dinlemişim. Nedir bu pandemi meselesinden de çoktandır görüşemiyoruz zaten. Ben o zaman yine üstadım tüm Çukurova'nın aşıkları hepsini kapsayan yine bir eserimiz var bizim. Bu akşama da yapmıştık biz bunu. Televizyon programında. Evet. Ben bunu okuyayım o zaman. Evet, buyurun. Tabii. Hepsi içini kapsıyor. Aşıklar diyarı Osmaniye'miz. Karacaoğlan'da dal olup pirimiz. Ozanlar diyarı Osmaniye'miz. Bizim elimiz. Thank you.
aşıklar diyarı Osmaniye'miz, bizim elimiz. Yoldaşıdır Mustafa Daşla Yaylan İmami. Gönül ataşında yandı ferahi, aşıklar diyarı bizim elimiz, Osmaniye'miz. İsmail aşık mabud gariban, kara kıçık kara yiğidim Osman, ozanlar diyarı Osmaniye'miz, bizim elimiz. Bir garacı olan torunu demirci Mehmet lakabı Keroğlu, dert ozanın dertlerine yoruldu, ozanlar diyarı Osmaniye'miz, bizim elimiz. Duşun yeşil olmuş, gönüller eyledi Tahir Erdoğdu. Başı Kemal ağıtların kurduydu, ozanlar diyarı Osmaniye'miz, bizim elimiz. Cumaliyim sevdalıyım elime, kara su kaplıca can dümdülüme. Kurban olan mızrabı vateline, aşıklar diyarı Osmaniye'miz, bizim elimiz. Kurban olan mızrabına
aşıklar diyarı Osmaniye'miş bizim elimiz. Evet, Ozan Cumali'ye bu güzel türküsünden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen üstadıma dönmek istiyorum tekrar. Feyman Hocam, bu Feymani Mahlası'nı hocam siz nasıl aldınız? Bunun evet, hakkında da biraz bize bilgi verirseniz. Önce Cumali, Aşık Cumali kardeşime teşekkür ederim. Osmaniye bölgemizin, Yatır Çukurova'mızın da bazı aşıklar, Osmaniye bölgesinde yaşayan aşıklarımızı. Hemen hemen hepsinde saymadıysa da hepsini saydı. Evet. Çok da güzel oldu. Evet. Tantici bir Stop, güzel bir şey oldu. Ben. Sağ ol, diline sağlık. Sağ olun hocam. Evet, Mahlas... lakap demektir. Yani evet, bir lakap. İnsanı özel olarak tanıtma. Mesela Atatürk'ün ismi Mustafa Kemal misal. Mustafa deseler, Kemal deseler bir sürü ama ona Türk milleti veyahut da Büyük Millet Meclisi özel olarak iyice tanınsın diye Atatürk dedi. Atatürk deyince hemen biliyoruz yani. Tanıyoruz. Evet. Feymani deyince doğru işte Kadir'in Azaplı Köyü'nde yaşayan bir aşığımızdı. Hemen aklına evet, gelir. Evet. Karacaoğlan deyince böyle. Mahlas bu tantıcı bir isimdir, lakaptır daha doğrusu. Takma bir isimdir. Benim Feymani Mahlas'ım şöyle işte. Dedim ya önceleri Çoban Osman Mahlas'ıydı. Deniyordu. Feymani Mahlas'ı biraz bana zorca şey oldu. Ben bu Mahlas alana kadar biraz zorluk çektim. O da şöyle oldu. Ben 1964'te askerden geldim. Haziran'daydı geldiğimde. Ben Ekim'in 31'i 31 çekiyor Ekim ayı. Kasım'a bağlayan yani Kasım 1'e bağlayan gece bir rüya alemi. Şöyle bir dağ varmış. Sıfırdan başlıyor. Şöylesine bir küçük bir dağ. Böyle 5 kilometre uzunluğunda bir dağ böyle. Ben o dağdan inmişim. Yani o dağa çıkmışım, gezmişim o dağa. Ama aşağı inmişim, öyle hissediyorum rüyada. Ekim ve Kasım giriş anında, sonbahar olduğu halde o gecede rüyamda mevsim ilkbaharmış. Böyle otlar, çiçekler böyle yeşillenmiş, güzel, çeşit çeşit çiçekler, çeşit çeşit otlar böyle bitmişler. Ben böyle yürüyorum ama o çiçeklerin, o otların güzelliği beni cezbetti. Diyorum ya ben bunları tepelemeyeyim. Yani bu güzel şeyleri tepelemeyeyim. Şöyle aralara basayıp gideyim diye önüme bakarak şöyle gidiyordum. Şöyle 5-10 adım yürüdüğümü hatırlıyorum. Karşıdan bir ses geldi. Feymani diye bir ses geldi. Sadece Feymani dedi. Bu kadar. Durdum. Baktım karşıya şöyle 15-20 metre kadar ileride bir zat-ı muhterem duruyor. Boylu boslu böyle dolgun. Yaşı ipi olduğu halde orta yaşlı görünüyor şöyle. Yani genç bir, saçı sakalı simsiyah böyle, elbisesi yeşil böyle, duruyor, bana bakıyor sadece. Hiç başka bir kelime yok. Feymani kelime, başka hiçbir kelime olmadı. Ben diyorum herhalde bu zat-ı muhterem bana bir Feymani diyerek çağırdı. Ben hiç sesle yazdım. Böyle yanına doğru gittim. Aramız şöyle kaldı. Ben buradayım, o orada duruyor ama hiç konuşma yok aramızda. Arada şuradan, önüne yakın bir yerden, şuradan bir su akıyor. Batıdan geliyor şöyle, geliyor onu zat-ı muhterem dolanıyor, güneye doğru böyle, kıbleye doğru gidiyor su. Yarım metre var şöyle inliliği, o arkın şöyle. Ama çok derinmiş, şöyle bakıyorum içine, en küçük çakılda görünüyor, o kadar berrak su var. Ama çok derinmiş, ama dibindeki en küçük çakılda görünüyor böyle. Su gelip akıp gidiyor. Ben iyice yaklaşıyorum şuna, aramız yakın. O elinde şu kadar var. Gümüşmüş o tas böyle, beyaz. Şu kadar var, büyük bir tas. Elinin üzerinde şöyle eğildi, o sudan aldı, bana uzattı. Ama konuşma yok, bunu al iç veyahut da bu badedir, madedir falan hiçbir şey yok. Tekrar bir daha peymani bile, kelimesi bile yok böyle. Ben de diyorum ya, bu zat-ı muhterem bu suyu bana ikram ediyor. Alıp içmezsem ayıp olur, alayım. Susuz da değilim ama olsun, bir yudum da olsun ağzıma götüreyim içeyim diyorum böyle. Aldım elinden böyle getirdim. Ağzıma aldım suyu ama suyu öyle bir suyu ki ne?
Ömrümde böyle bir su lezzeti hissetmedim yani. İçtikçe içtim, işte hepsini içtim. Şöyle şu kadar vardı tansiyonu. İçtim, boşaldı. Geri uzattım. O karşıdan şöyle ikimizin elinin üstündeyken de tas uyandım. Ne onun yerinize de şöyle ikimizin geldi, şöyle geldi, ikimizin elinin üzerinde tas uyandım. Uyanır uyanmaz çok merak ettim. Beni ne ismiyle çağırdıydı bana bu zat-ı muhterem? Bir aynı ruh saati gibi, reyhani gibi falan, evet. Sümmani gibi bir isimdi, mahlastı, ferrahi gibi bir mahlastı ama neydi bu dedim, bir türlü hatırlayamadım. Aradan zaman geçti tabii, 64 idi bu, 65'e girdik, Temmuz ayıydı. Ama gününü keşke o zaman yazsaymışım, tarihini yazmamışım. Temmuz ayının içindeydik, ağabeyim vardı benden büyüktü tabii rahmetli komisyona. Akşamdan dedi ya, kardeş dedi, tarladaki işi bitiremedim, yarın bir yere gitme, bir yere söz verme, sabahleyin gidek de o tarladaki işi bitirek de gelek dedi. Olur abi dedim. Beni sabahleyin erkenden uyandırdı, azığımızı aldık, gittik tarlaya, çalıştık. Öğleye kadar iyi çalıştık ama. O biraz güçlü kuvvetliydi, iki kişilik, üç kişilik iş yapardı. O biraz fazla çalıştı, ben de ona işte yardımcı olarak çalıştık. Şöyle bir buçuk saat, iki saatte bitirecek kadar bir iş kaldı, öğlen oldu. Bana dedi ya kardeş dedi ya, şu azı getir dedi, şu söğüdün gölgesine varak, derenin kenarında söğüt var şöyle. Onun gölgesinde azığımızı yiyip şöyle biraz uzanak, zaten iş az kaldı, onu hemen bitirdik dedi. Olur abi dedim, az aldık gittik, söğüdün gölgesinde azığımızı yedik. O şöyle batı tarafa, ben de doğu tarafa, başımız kıble, kıbleye doğru şöyle geliş şekilde yaptık. Uyumuşum tabii yorgunluktan. O duymuş, ben de uyumuşum. Biraz da hava sıcak ya, söyledim, gölgesi de güzel tabii. Uyumuşum, uyuyunca böyle baş tarafında, insan şöyle durunca, şuradakini görebilin ama şuradakini göremem. Şöyle baksam göremeyim ben. Ama ben görüyorum, ta uzaklara kadar bu arka tarafı da görüyorum. Yattığım yerini de görüyorum rüyada. Abimin yattığını da görüyorum şurada. Yatıyor, ben de burada yatıyorum. Rüya mı? Rüyada görüyorum öyle. Bir, acayip bir şey tabii. O zat-ı muhterem bu baş tarafından geliyor ama yürüyerek geliyor böyle. Hararetli bir geliş ve hararetli feymani, feymani, feymani diyor böyle. Gür sesle. Böyle. Kızgın değil. Böyle meraklı bir sesle. Kalk, kalk, kalk diyor böyle bir sefer. Kadirli de oradan bizim o dediğim yerle, şimdi Kadirli'nin arası 5-6 kilometre anca öyle yakın Kadirli. Kadirli'yi gösteriyor. Diyor ki oraya isim sayıyor. O kadar süratli sayıyor ki o isimler hep de İslami ve hatta manevi büyüklermiş onlar. Mesela Abdülkadir Geylani'nin bir ismi var içinde. Böyle. 30-40 tane sayıyor. Ben bunu 40 kabul ediyorum yani şimdi. 40'larmış gibi kabul ediyorum. Ama içinde 5-6 tanesi de kadın ismi. Kadınlar da büyükler denmiş böyle. Böyle. Diyor ki Kadirli gösteriyor. İsim söylemiyor. Kadirli'nin ismini demiyor ama. Kadirli göster, ben de bakıyorum, görüyorum Kadirli böyle yattım uykuda. Diyor ki oraya diyor, geldiler, muhabbet meclisi kurdular, toplandılar. Seni bekliyorlar, haydi oraya git, haydi oraya git diyor bana, acele diyor. Ben de olur efendim dedim, böyle korkuverdim. Baktı mı diyor, rüya. Ne, orada o zat-ı muhterem var, ne kimse var. Baktım abim de yavaştan yavaştan horlayarak uyuyor. Horluyor. Horlayarak yatıyor, uyuyor. Ben de biraz utangaçlık da var tabii. Ama yapsam nasıl olurdu acaba diyorum. Keşke ağabeyimi uyandırsam. Abi ben böyle bir rüya gördüm. Bana Kadirli'ye git diyorlar. Kadirli'de şuradan yakın, şuraya inilecek. İki saat sürmez. Bir saat de var. 5-6 kilometre. Buraya varayım hele. Ne alem var orada? Deseydim diyorum. Utancımdan diyemedim. Böyle şey yaptım. Ama birkaç saniyenin içinde bu olay oluyor. Ben dedim ya bu ne dedi bana? Peymani dedi. Aklıma geldi. Ezberledim o zaman. Dedim ya ben şimdi bunu unuturum belki. Ben de aklıma gelirse şiir yazarım diye cebimden defter, kağıt kalem taşırım böyle. Sizleri bilmiyorum, benim huyum öyleydi. Sık sık şiir yazarım. Aynısını biz de yapıyoruz. Kağıdı kalem hemen çıkardım, peymanı yazdım. Belki 15-20 saniye geçmedi ama. Yani bir dakika değil de 20 saniye oldu defter, 30 saniye geçti. Şöyle zamanı şöyle geçti. Peymani kelimesini yazdım kağıdın üzerine. Şöyle yazıyordum, aklıma bir şiir geldi. Ki şöyle, aşıkların mektebinden okudum. Hocam bana ilmi ledun öğretti.
Gönül tezgahında sevda dokudum, aşkın nakışını kadın öğretti. Bir noktadan hasıl olmuş kainat, her neye baktımsa gizli hakikat. Yediler marifet, üçler tarikat, kırklar muhabbetin tadını öğretti. Peymane Arif'in elinde devran, dönünce alimler oldular hayran. Gönülden gönüle eyledim seyran, pirim sır şehrinin adını öğretti. Bunu yazdım, cema koydum tabi. Unutmayayım diye Peyman Mahlas'ta içinde geçti ya, tamam dedik. İmrol Kiram orada kullandığım o zamandan ben işte hocam bana ilmi ladun öğretti. Bu kelimenin manasını bile bilmiyordum. İlmi ladun, ilim ya. İlmi biliyor bu adam işte. Sır şehriydi, mır şehriydi, neye sır şehriydi, onlar da falan. Ama bunu bana söylettiler ilk Peymani Mahlas'ıyla. İlk şiirim değil bu. Peymani Mahlas'ıyla ilk yazdığım şiir. Yani Peymani Mahlas'ın rüyamda verilmesiyle kalkıp yazmam bir dakika içerisinde oldu bu. Evet, Mahlas'ı ondan sonra evet. Şiirlerimde Peymani Mahlas'ını kullandım. Böyle. Evet. Şurasını da açıklamak isterim. Buyurun. Peymani kelimesini yıllarca düşündüm. Acaba ne diye birçok şeylerde sözlük mözlük baktım. Peyman kelimesi yok, Peymani kelimesi yok. Sene 1990 Çorum'a istediler gittikti orada bir festivale çağırdılar. Aşıklar Şenliği'ne çağırdılar. Orada bir arkadaşla tanıştık. Hasan. O da sonra bana çırak oldu. Şairmiş. Aşıkmış. Hasan'la tanışınca Hasan dedim sen ne iş yapıyorsun dedi. Sordum da ben buranın kütüphanesinde çalışıyorum dedi. Çok büyük bir kütüphanesi var demişti. Aklıma geldi. Ya Hasan dedim sen madem kütüphanede çalışıyorsun eski kitaplar çok. Bu eski kitapları, sözlükleri, eski sözlükleri bir karıştır, yenilerde yok dedim. Bu Peymani'nin manasını bilmiyorum. Neymiş acaba dedim. Bunu dedi, ben dedi onu araştırırım dedi. Geldik bir sene sonra tekrar bizi Çorum'a çağırdıklarında vardığımda Hasan nice kelimeye buldum dedi. O bir çok eski, yıpranmış bir sözlük. Osmanlıca yazılı yalnız. Yani Arap harfleri var ya, onlar Osmanlıca yazılı. Sözlüğü aldı getirdi. Baktık. Üç şey yazılı. Fiman, Feyman, Feymani. Fiman, Feyman, Feymani. Fiman'la Feyman zaten Arapça yazılışında aynı şeydir yani zaten. Feyman da okunabilir yani öyle. Fiman ve Feyman mana olarak diyor ki ne? Fiman ve Feyman ikisinin önüne de yazmış. Tevfik ve hidayet demekmiş. Fiman ve Feymani Feyman kelimesinden türüyor ya. İyi koymadan Feyman tevfik ve hidayet. İyi olursa şapkalı iyi koyunca Feymani olunca tevfik ve hidayete mazhar olan. Tevfik ve hidayet kurtuluş, hak yolunu bulmuş, hakka kavuşmuş anlamındaymış öyle. Bunu da açıklanmış öyle. Mahlas'ın manası da buymuş kardeş. İşte 1990-91'de öğrendim. Evet. Manası. Yani 30 sene önce öğrendim manasını. Üstadım, pir elinden bade içmiş, badeli aşıklarımızdan birisin. Şey, anlattığın evet, konuma göre evet. Bu konumdasın ve saygı duyuyorum, hürmet ediyorum. Bildiğimiz başka badeli aşık var mı? Senin benim, bizden daha tecrübelisin, büyüksün. Aşık Ferrahi de badeliydi. Evet. Rahmetliyle görüştük, arkadaşlık yaptık. O da badeli aşık. Ferrahi pirle koduk diyor ya. Evet. Ferrahi pirle koduk. Asıl adın Mehmet Ali diyor. Evet. Tabii. Bir de bizim bölgemizde şey vardı. Aşık Sefer Tuna diye. Aşık Sefer diye. Reşadiye köyü var. Bunlar Karabağ göçmeni papak. Bunlar muhaciri. Evet. Göçmeni de muhaciri papak. O da Gülünaz isminde bir kızı gençliğinde şöyle. Hatta onun bir şeyin çok enteresan bir şey. Bu da çok genetli. Yani inanmayanlara al işte gözümüzün önünde ha olay diyecek kadar şey. Aşık sever diyor ki ne? Ben diyor böyle diyor bir sevda var, aşk var içimde diyor. Neye olduğunu anlamıyorum diyor. Ne olduğunu anlamıyorum. Saz çalıp türkü söylemek istiyor. Babam da çok sohbet diyor. Beni saz laf ettim beni dövüyor diyor. Yani o kadar. Çukurova'da saz çaldırmadılar ya onun için. Babamdan da korkuyorum diyor. Yarın bizim köyde bir Alevi var diyor. Ne iş yaparmış acaba onun
işini sormadım. Şiko diye bir adam diyor. Alevi ya, saz çalıp diyor, türkü söylüyor diyor adam diyor. Alevi türkülerini çalıp söylüyor diyor. Köylü ona bir şey demiyor. Alevi işte o günah işleri işlesin diyorlarcasına diyor. Ona bir şey demiyorlar diyor. Ben dedim ki diyor, yahu ben de çalmak istiyorum. Gizli gizli gideyim Şiko Emmi'den saz çalmasını öğreneyim. Türküler söylerim dedim diyor. Gidiyorum diyor, varıyorum Şiko Emmi'nin sazını alıyorum. Adam bana gösteriyor, arkadaş dürüst bir perdeye bir sene uğraştım diyor adam. O aşık sefer. Yeni şöyle delikanlı oluyorum daha diyor. Bir sene uğraştım, dürüst bir perdeye öğrenemedim diyor. Perdeye dürüst basma söylemiyor, Allah'ın hikmeti diyor. Adam diyor bana kızar, oğlum öğrenemiyorsa bırak çalma falan derdi. Ben de yalvarırım, yakarım, gene var alırım, çalarım, yok diyor. Bir gün diyor, o kadar şey yaptım ki diyor, kahırlandım ki diyor, ya ben niye çalamıyorum falan diyor. Çok istiyorum diyor. Bir gün rüyamda diyor, Gülnaz isminde bir kızı gösterirler, Hüseyin'in maşukan. Sazı da şöyle çalacaksın diye öğretilir, bir ses verirler eline. Şuraya basacaksın, şöyle şöyle. Rüyasında yani şuraya şuraya bas demişler o kadar. Şöyle vuracaksın bunları, söyleyeceksin demişler. Uyanmış tabii, Gülnaz diye birine aşık olmuş. Adamın içindeki aşk daha alevlenmiş. Sabah oldanmadı, Şiko Emmi'nin oraya koştum diyor. Bana bellettiler ya sazı, yani şuraya şuraya bas dediler ya diyor. Vardım Şiko Emmi, Şiko Emmi ne? Şu sazı verene çalacağım. Dedi lan, terbiyesiz dedi diyor bana, kızdı diyor. Ne? Niye oldun Şiko Emmi? Ulan oğlum bir sene fazla oldu, geliyorsun, çalıyorsun, çalamıyorsun işte. Ne uğraşıyorsun, çalam git başımı. Ben başımı ağrıtma dedi diyor. Ya Allah'ını seversen, benim olur, böyle olur, yalvardım diyor. Al, çalamazsan bir daha sana saz da vermem, şu kapıdan içeri girdirmem. Baba iyice kızdı diyor, ver dedim diyor. Benim içimde bir alev diyor ama çalarım gibi geliyor. Aldım ki diyor, o 40 senelik usta aşık gibi diyor. Perdeler, merdeler, mızrak, her şeyde, hatta söylemiş, türkü söylemeye başladım diyor. Şiko Emmi şöyle karşıda diyor, geldi diyor, lan saz diyor, aldı diyor bana diyor, terbiyesiz seni. Ne oldu şuradan dedi diyor, ne oldu Şiko Emmi? Sen bu sazı bana nasıl çalıyorsun, bunu evvelden çalıyor mu? Gel beni burada, benimle dalga geçiyordun değil mi, çalamıyorum diye. Sen bu sazı eskiden çalıyordun. Dur Şiko Emmi, dur öyle değil, Şiko Emmi öyle değil dedim diyor. Ne ya? Vallahi de billahi de dedim, yemin ettim diyor, bana rüyamdan ürettiler. Bana bir de Gülnaz diye kız gösterdi. Ha oğlum sen Badel'e aşıksın bundan sonra. Badel'e vermişler yani. Gülnaz'ın elinden Badel'e vermişler. Yani Sefer Tuna rahmetlikte böyle aşıklığını anlattı ve gerçekten de Badel'e aşıktı ben biliyorum. Çok hikmetli sözleri vardı çünkü. Söylediği söz insanın ciğerine işlerdi böyle. Evet. Çok güzel makamlar vardı. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Yani aşıklık bade budur. Evet. İlle ben bade içeyim, birine aşık olayım demekle değil. Değil. Bu, Allah-u Teala'nın bir belgesidir. İşte. İşten geliyorsa zaten yani, o badeye kadar gider. Abi, çok da istediğim gibi Allah veriyor ya. Verir, evet doğrusun. Evet, Cemal Üstadım. Beyman Hocam'a sormak istediğin şeyler var mı? Tabii. Sohbet, muhabbet şeklinde. Üstadımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Mekanında bizleri ağırladı. Onura olduk. Benim hayalim de zaten daha önceden tanışıyoruz. Çünkü benim ağzımı onaylayan üstadım olduğu için ben buna bir eser yapmam gerekiyordu. Onu da acizane yaptığımı zannediyorum. Sağ ol, artık sağ ol. Değerlendirmesi kendine ait. Memnun ettin bizi. Sağ ol. Ben de çok memnun oldum. Çok mutluyum yani. Ben bu anı yaşamak istiyordum ve de yaşadım. Çok çok teşekkürler. Sana da bana da bize de hepimize de hepimize güzel bir sohbet çok, çok, güzel oldu. Çok çok teşekkür yani, ediyoruz. Bizim yanımızda başka aşıklarımız, başka konuklarımız da var. Onlar da bizleri yalnız bırakmadılar. Aşık Diyari burada. Diyari Üstadım. Göremiyorum sen neredesin?
sen neredesin? Kırık kalbim bir an yerde, gelemiyorum seni besin. Kırık kalbim bir an yerde, gelemiyorum seni besin. Sen neredesin dost, neredesin? Sen neredesin dost, neredesin? Göremiyorum, gel neredesin? Seni dostum intizarım, gün geçtikçe arttı zarım. Seni dostum intizarım, gün geçtikçe artar zarım. Neyim olmaz yaralarım, saramıyorum sen neredesin? Dikiş tutmaz yaralarım, saramıyorum sen neredesin? Sen neredesin dost, neredesin? Sen neredesin dost, neredesin? Göremiyorum, gel neredesin? Bahçemde açılan gülsün, diyarimdir herkes bilsin. Bahçemde uzanan dalsın, diyarimdir herkes bilsin. Seherde doğuran gülsün, diremiyorum sen neredesin? Seherden açılan gülsüm, diremiyorum sen neredesin? Sen neredesin dost, neredesin? Sen neredesin dost, neredesin? Akar can özümden, sen
Her gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinan yaralar yaroy 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 Sinan yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli Harcama batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy 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 gelmişse gizli gelmişse gizli Oyraklar görmeden yaroy 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 gel gizli gizli gel gizli gizli Thank you.
Sormayın kul Murtaza'ma yaram aşkını. Bir an eyledin ya gönül köşkümü. Yanıyorum zehmet dağışı günü. Çok özledim gözlerimi seni. Yanıyorum zehmet dağışı günü. Çok özledim gözlerimi seni. Yeterken ne güzel gavur dağları, gavur dağları, bizim elin bağları. Fındığı cevizin elen elması. Yeterken ne güzel gavur dağları, gavur dağları, bizim elin bağları. Bıldırcınlar yenmez oldu yağından, kekliği turacı gitmez dağından. Gün geldikten aşıp, gün geldikten aşıp aman oslardan. Batarken, batarken ne güzel gavur dağları. Taşın başındayım öterken ne güzel gavur dağları, gavur dağları, bizim elin bağları. Yiğitleri, yiğitleri fırsat vermez amana, güzelleri var ki gelmez imana.
tavşanlar, tazılar tozu dumana katarken, katarken ne güzel gavur dağları. Dilene sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bizim eller, oy bizim eller. Hazırlayan ve sunan Aşık Ersani, Aşık Ersani. Türküler Radyo 80'de dile geldi.